Atilla Salahi ismi. Tarık Üstün e, hakem konusuyla başladık. Günden <laughs> de konuları değerlendirdi <laughs> Bünyamin Gezer. Atilla Salahi ile ilgili ne dersiniz? Nasıl bir oyuncudur? Biz tabi şimdi bazı pozisyonları ekrana getireceğiz. Görüntülü analiz yapalım dedik. E, arkadaşlardan rica edelim. Atilla Salahi kısmı. Atila Salahi Fenerbahçe'de e, Fenerbahçe açıklama yaptı. Ekrana getirebilir miyiz onu? Evet. Kulübümüzün ilgilendiği Macaristan milli takımının 22 yaşındaki stoperi Atilla Salay sağlık kontrolünden geçmek ve transfer süreçlerini ilerletmek adına İstanbul'a gelecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız. Fenerbahçe e, kulübünün açıklaması 1.7 milyon avro bir bonservis bedeninden bahsetti Yağız olup Bir sonraki satıştan %10 pay ve e, Apollon kulübüne böyle bir tablo 800 bin avro civarında da galiba oyuncuya verilecek. Nasıl bir oyuncu Atilla Salah'yı? Tabii biraz anlatmaya çalışacağız tabii ki. Baştan yani, oynatalım o zaman. E, o bir kere oyuncunun artıları da var, eksileri de var. Yani bir en son söyleyeceğim en başta söyleyeyim o zaman. Bir büyük takım, bir şampiyonluğu oynayan takımın stoperi mi, ideal stoperi mi? Bana göre o tip bir profil değil. Ama yaşının çok genç olması büyük avantaj. Kendi ülkesinin milli takımında oynuyor olması çok büyük avantaj. Sertliği var oyuncunun, diriliği var ama aynı zamanda oyuncunun biraz da savruk yapısı var. Ve özellikle şu pozisyonlarda izleyeceğiz. Ceza sahası içindeki karambollerde çok da fazla iyi pozisyon alamadığını görüyoruz oyuncunun. Dediğin, senin söylediğin gibi aslında haklısın. Oyuncunun ofansif anlamdaki gole yakın olduğu pozisyonlar da var. Hatta gol attığı pozisyonlar var. Oyun kurduğu anlar çok var. Ama şu milli maçlardaki, son dönem milli maçlarındaki yapmış olduğu hatalar aslında bir soru işareti de değil. Yani insanların kafasında bir soru işareti oluşturur bence. Çünkü Salahi dediğimiz oyuncu, şimdi çok yanıldı orada değil mi Fenerbahçe takımı? Yani stoper mevkisinde hem Fenerbahçe takımı hem diğer takımlarımız çok yanıldılar aslında. Şöyle özetleyelim. Açıkta yakalandığı zaman Fenerbahçe'nin derdine çare olabilecek stoper değil. Fenerbahçe'ye tam o tarz bir stoper lazım. Kim diyebilirsin? Ya Türkiye'den örneği de yok. Belki Vida'yı sayabiliriz. Hani biraz daha ikinci hamleyi o bile çok kötü durumlara düştü zaman zaman. Açıkta yakalandığı ama zaman e, dönüp ikinci hamleyi yaptığı anlar da oldu. E, gömülü oynayan takım değil Fenerbahçe takım bir kere her şey dönünce. Öyle olduğu için o derde çare olamayacak gibi geliyor bana. Gençliğinin vermiş olduğu o dirilik bir avantaj tabii ki. Potansiyelini yukarı çekebilir mi? Onu hep beraber göreceğiz. Fenerbahçe takımında ona kattıklarını göreceğiz. Görürsek tabii ki. Ya da oyuncu burada bambaşka bir seviyeye mi çıkacak onu göreceğiz. Çünkü Macaristan milli takımında oynayıp da 22 yaşında olan birinin e, Rum kesiminde oynayan bir oyuncunun yani bu profildeki bir oyuncunun potansiyeli çok yüksekse zaten görülmeme ve transfer edilmeme şansı yoktu. Ama e, bu şeydir bir taraftan da suya yazı yazmayalım. Oyuncunun özellikleri bu görüyoruz. Tekrar edelim savruk. Pozisyon bilgisi az. Dezavantajları bunlar. E, ceza sahasının içine gömülü olduğu zaman vuruş yapacak oyuncuya da yeterli teması yapmayan bir oyuncu. Ama sertliği var, diriliği var, yaşı genç. Uzun boylu. Çok uzun boylu. Kafa vuruşları yapıyor. E, özellikle ofansif hamleleri çok iyi. Yani defansif hamlelerinden ziyade de kafa toplarında ofansif hamleleri çok daha iyi. Kim gibi? Wellington gibi. Wellington'un da örneği Beşiktaş'ta. Wellington'un da defansif hava hakimiyeti ofansif hava hakimiyetinden daha düşüktür hocam. Ya evet. Bu oyuncu da öyle biraz. E, bir artısı daha var oyuncunun. Birden fazla formasyon oynama becerisi var. Sol ayağı da olduğu için oyuncu sol ayağını kullanıyor. Sağ ayağını da kullanıyor. Üçlü oynayabilir. Dörtlü oynayabilir. Sıkıştığın sol bekle oynadığı bir maç var mesela. Sıkıştığın zaman sol bek oynar. Hatta çok sıkıştığın belki yani enteresan bir maç oluyor. Çaresizsin belki ön tarafa kaydırırsın. Ee, ön libero gibi. Savunmacı oynasın diye. Savunmacı bir orta saha gibi. Ee, ama e, tekrar ediyorum. şampiyonluğu oynayan bir takımın stoperi profili pek yok. Ama yaşı çok genç. Gelişebilir mi? Bundan sonra arttırabilir mi bu özelliklerini? Ama Şimdi Burada... şöyle bir düşünce vardı. Babası yakıyla ilgileniyor. Babasının e, tabii futbolcu olması ve e, ciddi anlamda antrenmanlarda etkisi. Babasıyla e, yaşadığı anlardan hep bahsediyor Atilla Salah'ı. Macar basın mensubu arkadaşlarımızla konuştuğumuzda çünkü Macaristan maçı ben anlatmıştım ve e, onlardan bazılarıyla diyalog kurma şansım oldu. Onlar da şöyle dediler. Uzun boylu işte bazen koordinasyonla ilgili problem yaşadı. Evet. Bunun da Kıbrıs'ın kesiminde oynamasından kaynaklandığını düşünüyoruz. Çünkü oyuncunun potansiyeliyle oynadığı lig arasında bir fark vardı. ve Bu potansiyeli ortaya koymak için Bundesliga'ya transfer olmak istiyordu. Bundesliga transferi yapmak istiyordu. Bir de pandemiyi sıkıntılı geçirdi. Hastalık açısından söylemiyoruz ama orada karantina kuralları ailesinden uzak olması 3 saatlik bir dışarıya çıkış için birçok e, prosedürün uygulandığı bir ülkede karantina e, geçirdi pandemi döneminde e, bu yılda. Dolayısıyla o da etkiledi. Milli takımda kendisine yer buldu. Çok fazla şans verdi e, Macar heyeti. Her maçta da şans verdiler ve dolayısıyla ondaki geleceği görüyorlar şeklinde. Yatırım yapılabilecek bir oyuncu şeklinde de yorumladılar. Tartışılması gereken. Yatırım yapılması gereken oyuncuyu mu almalı Fenerbahçe? Fenerbahçe şampiyonluğa götürecek stoperimi almalı. Öyle Burada bir oyuncu çab... değil mi Atilla sana? Ee, yani sanki birinci ışık daha doğru gibi geliyor bana. Senin gazeteci arkadaşlarının söylediği. Yatırım yapılabilir. 22 yaşında Bacar takımda takımda oynuyor. Sertliği var. Gelişebilir. Ama aynı zamanda Fenerbahçe'nin olmazsa olmaz sezonu ya bu sene. Bana göre en azından. Kötü geçen iki sezondan sonra. Bu kadar yatırımın yapıldığı. Bir sezonda. Bu yani kadar transferin acaba... şampiyon olmak adına yapıldığı. Bu kadar ee, kadronun geniş tutulduğu bir dönemde eksik olan bir mevkiye benim anladığım Tarık Üstün çok daha iyi bir transfer Belki bir stoper ta ta bulunabilirdi. Tartışılmayacak bir isim olabilirdi. Ha. Yani ee... Peki Fenerbahçe bu sezon çok fazla gömülü oynadı diyen izleyicilerimiz de var. Zaman zaman oynadı bazı maçlarda. Ee, ve Hep hatta başlayalım. bu konuda Erol Hoca da eleştiriliyor. Açık alanda çok fazla yakalandığını da görmedik. Karagümrük maçını hatırlıyorum. Yo, yani çok, izleyicilerimiz çok, çok var. var çok, çok var, gördük Tisera'nın burada analizlerini getirdik Lemos Konya maçı var tabii, yani çok izleyicilerimiz çok öyle maç yazmış var. ama Bayağı maç var. çünkü Fenerbahçe takımının zaten genetiğinde şampiyonluğu oynayan takımların genetiğinde bu vardır mecbursun önde oynamaya bazı maçlar vardır çok özel maçlar nedir bu Alanya spor maçı gibi çok topa sahip oluyor bir gol golledikten sonra dağılıyor bir takım o zaman tabii ki Erol Hoca bu planı uygulayacak biraz daha derinde savunacak o zaman iş yapan oyunculardan bir tanesi olur tabii ki ama şeyleri de gördük biz transferde değil mi hocam hiç ummadığınız bir oyuncu alırsınız beklemediğiniz bir performans sergiler oyuncu. Uyar. Evet. Yanındaki stoperle uyum sağlar, takımla uyum sağlar, hocasına uyum sağlar. Bunlar olur. Ha 22 yaşındaki transferi her zaman ben iyi bulurum. 22 yaşında milli kendi ülkesinin milli takımında oynuyor. Çünkü biz hep son sahip oluyoruz ya. Yani 30 35 yaşından sonra ancak biz e, daha çok Arap ülkelerini ancak satabiliyoruz oyuncuyu. Yani ama 22 23 24 yaşlarında oyuncu aldığımız zaman Bunları Avrupa'ya da satabiliyoruz. Efendim, geliştirebil geliştiren, geliştiren bir lig miyiz peki biz? Ha? Var mı onun örneği? Çok Nasıl? fazla var mı? Hani aldık oyuncuyu, bir yatırım yaptık, aldık, geliştirdik, çok iyi paraya sattık. Bir elin parmağını geçer mi ya da var mı? Aklınızda kim var? Mesela en önemli örneği Burumaydı. Çok büyük yatırım yapıldı. Geliştiremedik. Biz geliştirebilen bir lig değiliz maalesef. Üzülerek söylüyorum bunu. Ya. Ama kabul. E kabul. Yani orada biraz daha eksiğimiz var Yüzde yüz. Ama bizim elimizden... misal Galatasaray'da oynamış, Ribery gibi oyuncular da gitti. E, tabii. Ha Bunları da biz kaçırdık. Yani anlaşmalarımızı düzgün yapamadık. Ribery Galatasaray'da oynarken kaç yaşındaydı, şimdi kaç yaşında? Şu anda biz Ribery'i alsak ne oluruz? Son sahibi oluruz değil mi? Hocam tartışmamız gereken şu. Elif kısmı. Elmas, Fenerbahçe'nin... Bravo, Malı. bravo. Yani bir elin parmağını geçmez anlamında söylüyorum. Var i̇şte tabii örnek bir elin dediğini. parmağını geçmez dediğin doğru. Evet. Niye? Biz hep 30 yaş üstü oyuncular geliyor bize. Öyle oyuncu geldiği zaman bizim zaten geliştirme şansımız yok ki 30 yaşındaki oyuncuyu biz ne yapacağız? Hocam nasıl da, geliştireceğiz? Haksızlık da etmeyelim. Transfer çok zor bir şey. Bir dönem için dolduğum için söylüyorum. Yani hem genç olsun, hem kalitesi yüksek olsun, hem de Fenerbahçe takımını ya da Beşiktaş'ı şampiyonluğa taşısın bir stoper istiyorsan zaten onun fiyatı istesem işte biraz evvel söyledin. Ya yani işte direkt 10-15 milyon avrolardan başlıyor. Ben misal ne dedim? Hünkar ben Mesut Özil'i almam dedim. Doğru mu? Yani Mesut ile ilgilenmem ben şu anda. Niye? Benim o bölgede oynayacak oyuncu kadrom var. Mesela Perkas nereye koyacaksın şimdi? Sola mı atacaksın. Adam o oynuyor güzel. Hocam, o farklı, bölgede. Farklı ya düşünün. şimdi bak Mesut Özil konusu bak. <laughs> birazdan gelelim Mesut Özil'e. Bak bak. Şu... Atila Salaiyi izlediğiniz kadarıyla ne diyorsunuz? Şu, şuraya geleceğim. Ya ben şimdi ben dışarıdan gelen oyuncu tamam mı? Lemosa'da da çok iyi transfer diyorduk kardeşim. Tizerant da mükemmel stoper diyorlardı. Doğru mu? Ben Türkiye'ye gelecek, oynayacak, göreceğim abi. Görüyorum diyorsun yani hocam. Ben göreceğim abi. Ben şimdi adam iyiymiş. He. Ee, layık kötü, oy kötü oyuncu bu. Adam layık kötü oyuncu bu. E Beşiktaş faydalanamıyor kardeşim. Hocam. Senin adam geldi İstanbul'a. Şimdi kötü oyuncu diyebilir miyiz? Beşiktaş'a faydalı bir transfer olarak gördük. Ama faydasızlığını gördük. Halka kötü transfer mi? Kötü mu? Ama adamı göremedik ya. Hatta espriler geçiyor işte. Bazı hakemler Falko daha fazla süre aldı Galatasaray maçlarında diye. Espri yapıyor insanlar. Ben espri olarak bakıyorum. E şimdi Falko ben kötü transfer diyebilir miyim? Kötü santrfor diyebilir miyiz? Hiçbirimiz diye. Hocam ama anlaşamadığımız ya da ayrı düştüğümüz konu şu. Mesela Mesut konusuna sonra geleceğiz tabii ama. Senin bir lafın vardır çok güzel. Şey, e, hayır Mesut pozisyonlarla... konusuna şuradan geliyorum. Gelirim Mesut, Mesut konusu Hayır hayır Mesut, Mesut konusuna konusunda konusunda gelirim. şuradan gelirim. Şuradan gelirim. Mesut konusuna şuradan geliyorum. Eğer benim. Birinci önceliğim stoper 8, stoper transferini ben destekliyorum Fenerbahçe. Ha daha iyisini almalı mıydı? Yüzde yüz. Yüzde yüz. Yani bu memlekete Pepe geldiyse Pepe kalitesinde bir Fenerbahçe stoper almalıydı. Ama bir kanat. Doğru mu? Ferdi Kadavullu ile oynuyorsun. Ferdi'nin sonradan girdiği müsabakalarda faydası büyük. Ama 11'de başladığı müsabakalarda da faydası o kadar düşük. Öyle görüyorum. E şimdi... Bunları alırım. Vardır bütçem Mesut Özil'i de alırım. Eyvallah ben Mesut Özil'e kötü demem. Ama şu anda benim acil ihtiyacım ne? Ona bakarım abi. Bakın bu memlekette çilek diye transferler yapıldı. Asıray'ın oyunun düzeni bozuldu. Çok güzel bir 4-4-2 oynayan takım. Schneider'den sonra bir daha 4-4-2 oynayamaz. <laughs> Aman İbrahim duymasın hocam. <laughs> evet. Evet. Peki Mesut Özil konusunda... Nansa mı gitti sonradan? Aa, şimdi bir şey. Sonradan hocam. Nansa mı gitti evet. Schneider? Nans'a gitti herhalde. Yok Snyder evet. Yani hocam şimdi ben şunu söyleyeceğim. Oradan şunu söyleyeceğim bir taraf, hocam. Bir onu söyleyeyim. Nans'a gittikten sonra Nans'ın teknik direktörü. Nis. Nis mi? Her neyse. Teknik direktörünün açıklaması var. Ben 4-4-2 oynuyorum. Onun hocam, için oynatamıyorum diye. Snyder'e kötü oyuncu diyebilir miyiz? Ben. İyi. Hocam. Evet. Buyurun. Buyurun. <laughs> hocam Nis'e nas dediniz ya. Heh. O yüzden nasıl izleyicilerimiz yazacak? Ya yazsınlar kardeşim ben doğal söylüyorum kardeşim ya, ya böyle ben Avrupa futbolunu çok fazla böyle yüzde %100 takip eden sizin gibi bir adam değilim her zaman da söylüyorum Mesut yani. Özil. Havada cakada atmıyorum yani. Ben İngiltere ligini şöyle seyrederim. Avrupa Ligi'ni böyle seyrederim. Bilmem ne yaparım demiyorum abi. Çünkü Türkiye liginde bir sürü maç var. Birincilik maçları var. Hakem odaklı izliyorum. Daha fazla o oraya karalize oluyorum. E haftada 15-20 tane canlı maç izliyorum abi. Müthiş müthiş hocam. Ben 3 dakikalık özetle şu 3 dakikalık özetle ben bir futbolcu için bir şey diyemem diyorsun. Diyemem abi. Ha bazı isimler vardır. Özel isimler. Halka gibi. E onun için onu biz dünyada zaten Avrupa Şampiyonası'nda izliyoruz, Dünya Kupası'nda izliyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde izliyoruz. E O maçları da kaçırmıyoruz. Orada görüyoruz. Hocam, onun için şimdi, yorum yapabilirim. E, hocam yorum yaptınız Mesut. Ama Tabii Apollo Neydi? Apollo. Apollo takımında e oynayan evet. bir oyuncu için de kusura bakmayın yorum yapmam. Peki Mesut Özil ile ilgili ama ihtiyaç transfer midir stoper almalı mı? mıdır Fenerbahçe almalıydı ona ha, bir sözüm hocam, yok. bazen ihtiyaç transferi yapmazsınız işte Mesut öyle bir transfer. Şimdi siz hiç kimsenin veya teknik direktörün ağzından duydunuz mu ben bir on numara arıyorum istiyorum diye. Bazen şartlar sizi öyle bir yere getirir ki o transfer kaçınılmaz olur yani o transfere karşı çıkamazsınız. Fatih Terim de Falcao transferinde karşı çıkmadı. İstediğinden değil. Alınmak durumundaydı o anda alındı. Mesut da şu anda öyle. Yani kulübün içinde şu anda hocanın dediği gibi saha içinde Fenerbahçe takımının en acil ihtiyacı on numara mı? Tabii ki değil. Ama hocamın dediği gibi işte orada Pelkas tamam geldi bir şeyler yaptı ama Mesut alınıyorsa ne şekilde alınıyorsa alınsın. Yani sponsorla muhtemelen olacak bu iş. Yani orada kıyas bile kabul edemez. Konuşulmaz bile futbolcuların arasındaki fark. Tabii ki Pelkaslı bir oyunda. Ya, ben diyorum ediliyor. ki Mesut Özil kalitesinde bir stoper alınsaydı kardeşim. ha bunu kabul etmeyebilirler. Ben onu söylüyorum. Ya o tabii ihtiyaç. Ben... ama hocam yaş itibariyle e, Mesut 2-3 yıl daha çok iyi performans ortaya koyabilecek bir futbolcu. Ya, Türkiye liginin çok üzerinde bir oyuncudan bahsediyoruz. Bir süperstardan, yıldızdan Hümetler bahsediyoruz. Arkadaş. Doğru söylüyor. Ve e, oynamak da istiyor. Yani yeniden bir kendini kanıtlama. Ben buradayım mesajını verme düşüncesinde. Ya, i̇şte bu... Almanlar hala bugün yine e, birlikte bir haber vardı. İşte 8 milyon avro alacağı var. E, Şimdi, Arsenal bu alacağını vermiyor yere düşmesine be. rağmen sezon sonuna kaldı diye ama bu haber evet. doğrulatamadık. Bu haber doğru bir haber değilmiş gibi geliyor bana. Aldığımız bilgiler de bu yönde. Yani Mesut ile ilgili çalışmalar devam ediyor. İngiltere'de de kısıtlamalar pazartesiden itibaren Yüzeyiz yeniden daha da artacak. Ama çıkışlarda herhangi bir problem olacağını düşünmüyorum ben araştırmalardan tamam. aldım. İngiltere'ye girişlerde e, ciddi kısıtlamalar evet. var ama çıkışta ha. problem olmaz. E, şöyle de bir durum var. Mesut gelirse karantinaya da girecek yani. Ne kadar İngiltere'den süresi? 14 gün. 10, 10 gün, 10 gün. Tamam, gelecek, şey yapacak, gelecek. Şimdi bak. Ben ihtiyaç için diyorum. Beşiktaş'ta 10 numara mevkinde kim oynuyor abi? Şu anda Mensah gibi görünüyor. Mensah 10 numara mı? E 10 numara oynadı da oldu. Oldu Fayseri. işte. 10 numara da oldu. Nasıl Ancak oldu? bunu diyebiliyoruz. Hocam defansif bir orta saha mı Mensah? Ha. Hadi soru cevap ha. verelim o zaman. Ha, gidelim. Defansif bir orta saha mı Mensah? Yani iyi bir Atiba. Jose Atiba Jose Atiba, 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 varken Mensah da sahadaysa Mensah nedir? Nedir? Mensah'ın ne olduğu önemli değil. O Mensah o klasik... 6 mıdır, 8 midir, 10 mudur? Ya hocam öyle klasik şeylere yani. Hayır hayır ben soruyorum ya. ya ben sana 10 numara mıdır? Senin dediğin tarzda 10 numara şey gibi değil. Mesut Özül gibi klasik 10 numara diyorsan Aha, değil tabii. Değil işte Ama ben onu söylüyorum. Ama o takımın ofansif orta sahası yani. Anlatabiliyor muyum? Misal bir Beşiktaş şimdi Mesut Özül der. Saygı duyarım. 10 numarası yok adamın yani. Çakma 10 numaralarla oynuyor. Ya e, Oğuzhan var. Ha? Oğuzhan var. Hey, Oğuzhan Pelkas gibi bir şey katıyor mu Beşiktaş'a? E, yavaş yavaş onu görüyoruz hocam. Şimdi Sonun Pelkas Fenerbahçe'ye bir katkısı var onu söylüyorum ben. Ben de katılıyorum sana hocam. Katkısı yani Perkas bugün şu anda Türkiye'deki en iyi 10 numara mevkinde oynadığı zaman iş yapan bir oyuncu. Ben onu söylüyorum. Ya yani Mesut geldi. Perkas'a evet. yer bulunamadı. Bu yüzden Mesut e, transferi. Sol tarafa alınsın. olmaz mı diyorsunuz? Diyor. Sol tarafa alınsın. Çok güzel çok güzel bir formasyon da bulursun. Ha. Nasıl oynarsın biliyor musun ha. Ön tarafta güçlü kuvvetli bir santrafor. Kim dersen de Ener Valencia mı dersin, Samatta mı dersin. bu güçlü kuvvetli. Onun arkasında iki tane on numaralı pozisyonda oynarsın. Arka tarafı defansif oyuncularla oynarsın. Mesut Pelkas yaparsın yani. Diyor. Bir dönem Tottenham'ı... Ben demiyorum. Bir o dönem Tottenham'ı... Hatırla Tottenham'ı. <laughs> Her arkasında kim oynuyordu? Minson ve Delal oynuyordu. O tarz bir formasyon benim hemen aklıma gelir. Yani illa eski sistemle oynamayacaksın ki. Ya değiştirebilirsin. De bak sistemle. 18 hafta bir sistem kurmuşsun. İyi kötü bir 35 puan almışsın. İhtiyaç transferi yaparım ben devre arasında. Ben... Mesut Özil'e kötü futbolcu diyebilir miyim? Diyemem. Fenerbahçe futbol takımının ihtiyacı olan bir bölgeye çok daha kaliteli bir transfer yapmasını beklerdim. Bu benim düşüncem. Ha Tarık Üstün farklı düşünüyor. Diyor ki ya Mesut Özil gelir, oynar kardeşim. İyi tamam abi göreceğiz. Arda da geldiği zaman Başakşehir'e yapar dedik. İyi transfer dedi dendi. Ne oldu abi ile beraber Başakşehir'de? Çok fark var arada ya. Öyle, öyle değil yani. yani. Ay şimdi bir senedir oynamıyor Mesut Özil'de oynuyor mu abi? arası kampı görmeyecek, hazırlık maçı görmeyecek, lige girecek. Antrenmanlarını devamlı yaptığı konusunda bilgiler e, var. Tamam ki, ama, ama bireysel antrenman. antrenman. Değil. Hocam şimdi şey. tartıştığımızda ben onu anlamadım. Mesut Özil'in transferi edilmesi mi? E, sen doğru buluyorsun ben de yanlış buluyorum. Doğru derken ben şöyle doğru buluyorum. Hocam niye böyle bugün böylesiniz? Hayır hayır. ya Biz sakinlikle konuşuyoruz. Hayır, hayır konuşuyoruz. Konuş. Hayır hayır. Şimdi siz Mesut Özil'in Ben tarzıyla alakalıyım. Yani Yok. hoca böyle. Yok, moralli biraz. geldi sanki şimdi Yok, biraz canım, böyle gergin. Yok canım ya bir şey değil. Niye gel? Ben benim düşüncem bu diyorum. Senin rolünü ben gayet nadir söylüyorum. Ben Mesut Özil transferinden daha çok oraya harcanacak paraya çok iyi bir kanat ve çok iyi bir stoper alınsa daha faydalı olurdu diye düşünüyorum. Hocam ne kanadı daha Ener Valencia var. Tiam var. Ferdi var. Daha hangi var? Sinan var. Var da yok. kanadı yani stoper dersen katılırım orada ama. Var da yok abi. Var da yok. Yani yani Sinan'a Ferdiye eğer ilk 11 oyuncusu diyorsan, eğer Valencia'ya falan böyle çok yetenekli, işte bir Gezzal gibi, bir açık, bir Larin gibi açık diyorsan sözüm yok. Ben sözümü geri alıyorum. Yok, ayrı tarzda oyuncular zaten. Ona ha. bir şey demiyorum ama sayı olarak ha. fazlalık var zaten. Sen her zaman kanat transferinin, kanat forvetlerinin Aynen. takıma katkısını, skor yapmasını, skor yapmasını. Şimdi bugün Gezzal fazla gol atmıyor ama her golde hemen hemen bir şeyi var asisti var asisti var doğru mu tabi şimdi Caner'in asistini yapamamış bir kanatlardan bahsediyoruz Fenerbahçe'de oyun Lütfen. yapısı acaba Caner'in Caner'in Caner asistini yani... yapamayan bir kanat korbaklarından bahsediyoruz ne olur Hocanın oyun yapısı mı bu ya ne olursa diyor olsun. diyor ki biz duran top çalışıyoruz duran top organizasyonu yapıyoruz peki Hı -hı. Fenerbahçe Mesut Özil konusu yorumlarınızı aldık Atilla Salay evet, konusu gidiyoruz. yorumlarınızı aldık. <laughs> gülüyorum. Efendim hocam? Gülüyorum bak inşallah. Gülüyor. <gülüyor> Gülün tabii hocam. <laughs> ya, ya yani. sizin olduğunuz yerde ben gelirim abi. Sadece fikirlerimi biraz daha şey söylemiş olabilirim öyle algılamış olabilirsin. Asla abi yani Tarık Üstün ve Hünkar Mutlu'nun olduğu yerde mümkün değil kardeşim kimse <laughs> benim moralimi bozamaz. İşte bu hocam. Evet. Beklentimiz evet. yok? Ancak tabii görüşenize... bozar. Boyna oradan işte şey yapar. <laughs> tamam mı? Yavuz iyi miyim? <laughs> Evet, Yavuz de, diyor ki <laughs> arkasına yaslanıyor. O koltuk o sandalye arkaya yaslanacak bir sandalye değil. Zaten evet. Allah, korusun, Allah korusun diyor. Yani siz Ben <laughs> yani zaten mi? farkında mısın? Şöyleyim herhalde. <laughs> ya öyle <laughs> işte Peki o evet. e, Osay Samuel ile ilgili bir yorum yapar mısınız? Ya e, çok yakından bildiğimiz tanıdığımız bir oyuncu değil ama senin özel bilgilerin var bu konuda. Bir ben baktım tabii ki yayına girmeden <laughs> önce. Hocanın dediği gibi işte bak aslında Erol Hoca'nın kullanmak istediği kanat forvetler hangisiydi sezon başında? Tian ve Ener Valencia'yı kullanıyordu değil mi? Üçlü, kuvvetli, beceri olarak biraz aşağıda kalan ama atlet oyunculardı bunlar. Samad Taylan'da kullanıyordu. Üç tane değil aynı tip birbirine benzer özellikle oyuncular kullanıyordu. Bu oyuncu işte onlardan biraz daha farklı. Rakibin üstüne gidebilen, iki tarafa birden çalım atabilen, hatta bir çalım attıktan sonra ikinci oyuncuyu da geçip ince işler yapabilen bir oyuncu. Yani şu andaki eldeki atlet oyuncu kanat tiplerinden biraz farklı bir oyuncu. Ama oyuncu ne verecek? Gelirse ne verir? İşte bu da bir fırsat transferi olabilir. Bu da e, yatırım yapılabilecek ve gelişebilecek tarzda bir oyuncu transferi olabilir. E, katkı sağlar mı? Hep beraber göreceğiz transferi gerçekleşince tabii ki. Evet, şimdi maçlarına da bakıyoruz. Çok izlediğimiz bir oyuncu değil. Evet. Bu bir gerçek. Yani yani haberlere bir baktım biraz sadece. sadece. nasıl bir oyuncu diye biraz bakmak. Nasıl nasıl bir oyuncu? Dediğim gibi yani i̇zlediğiniz izlediğiniz kadar iyi. Ener Valencia yani. gibi değil. Onun kadar güçlü, kuvvetli değil. Tiam kadar atlet değil ama iki ayağını da kullanan, yetenekli, rakibin üstüne giden bir oyuncu. Çalım yani, atabilen, evet. adam eksiltebilen. Yani Senin dediğin oyuncu. gibi kim ha. var Fenerbahçe'de Ferdi var rakibin üstüne gidebilen ama bir türlü o istikrarı yakalayamadı. Evet. Rakibin üstüne gidip çalım atan iki tarafa da sonra da orta yapmaya, asist yapmaya çalışan. Bak bu transferde ben biraz daha ümitliyim. Hiç izlemeden. Tarık Üstün'ün ben... anlatım tarzı. <laughs> Kardeşim ben Tarık Üstün'ün futbol bilgisine güvenen insanım. Evet, evet hocam sağ olasın. Beni öyle sıkıştıramazsın hemen hiç izlemeden. <laughs> Bak Tarık Üstün ne diyor? Çalım atabilen bir oyuncu diyor. Adam eksiltebilen bir oyuncu diyor. Ben de diyorum ki büyük takımların kanatları bu şekilde oynamalı. Bak Tarık üstüne dinlediğim kadarıyla bak bu transfere ben biraz daha pozitif bakıyorum. Daha iyi Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan bir transfer çünkü. Bir de hocam mental Bölgesel olarak. Hocam diyor. oyuncu mental olarak ve psikolojik olarak çıkabilecek yani yükselebilecek bir oyuncu niye? Ünkar onu çok iyi biliyor yani içinde bulunduğu yaşadığı olayları değil mi? yani e, Norwich maçı sonrasında e, yaşananlar Queens Park Rangers'da e, oynadığı penaltıdan da e, golü var o haberleri bulmaya çalışıyordum siz konuşurken e, tekrar o haberlerden birini okuyayım mesela yani e, Instagram üzerinden çok fazla e, ıkçı mesajlar almış ve zaten e, Bright Osayi Samuel ile ilgili bu e, mesajlar sebebiyle de e, bir bir e, inceleme yapılsın diyor Quiz Punk Rangers yöneticileri. Lee Hoss genel müdür CEO Brighton maruz kaldığı korkunç tacizden tamamen üzülüyoruz. İnsanların misilleme korkusu olmadan bu tür yorumları özgürce yayınlayabileceklerini hissetmeleri beni hayrete düşürüyor demiş. Yani insanlar hiçbir şey yapmadan böyle Instagram'da bunları paylaşabiliyor. Yorumlarını yapabiliyorlar. Demiş. Irkçı yorumları kastediyorsun Evet yani e, buradan okurken o mesajı da alabiliriz şimdi ortada görüntü dönüyor Instagram'la çalışıyoruz ve onlardan ilgili kişiyi belirlememize yardımcı olmalarını istiyoruz bu şekilde mağdur olan kullanıcılarına sosyal medya platformlarının özen göstermek görevi olduğunu düşünüyoruz demiş evet aklılar Les Ferdinand da futbol direktörü QPR'ın. diyor ki e bu kabul edilemez bir durum artık akıl sağlığına her zamankinden daha fazla önem vermemiz gerekiyor demiş. Bu tip mesajlar atanların e, akıl sağlığının yerinde olup olmadığını da kontrol edilmesi gerekiyor. Ya diyor. o psikolojideki bir oyuncuya kucak açan bir takım zaten bizim ülkemizi biliyoruz. Yani bizim ülkemiz Avrupa'nın bazı ülkeleri gibi bu işlerle çok anlam bir ülke değiliz. Kucak açan bir takım olunca e, dediğim gibi o psikolojiyle gelip Elinden gelenin fazlasını verebilir oyuncu. O anlamda mental olarak belki Doğru. daha şey yapabilir dedim. Çok sıcak bir ülkeyiz o Evet böyle bir durum var. Hayırlı olsun Fenerbahçe'ye. Gelecek sezondan itibaren 4 yıllık bir anlaşma söz konusu olacak. İzlemiştir muhtemelen Emre Belezoğlu ve bütün ekip ve bu anlaşma. Fenerbahçe'nin transfer hareketliliğinde genç oyunculara yönelmesi de bir anlamda Fenerbahçe ilerisi için Peki, her zaman ben genç oyunculardan yanayım. Peki, beklenen deyiz. stratejisini ortaya koyuyor. Peki Beklenen iki transfer miydi? Beklenen iki transfer değildi. Çünkü niye? Ben altını ısrarla çiziyorum bu sene, o sene Fenerbahçe için şampiyon olmak zorunda. O, o parolayla yola çıktılar ve 18 tane transfer yaptılar. Evet, isimleri çoğu da zaten bilinen tanınan isim. Burak Kapacak konusunda da bir hareketlilik e, oldu. Yazın verdiği bilgi üzerinden gidiyoruz e, resmi teklif Fenerbahçe'nin yaptığı konuşuluyor. Burak Kapacak ismiyle ilgili ne dersiniz? çok ben çok beğendiğim bir oyuncu. Özellikle bu sene çok daha fazla çıkış yaptı. Genellikle sağ kanatta oynarken biraz daha kısır ve gole etkisi yoktu. Skora etkisi yoktu. Ama hocasıyla konuştum ben Mustafa Er'le. Sol kanatta oynamaya başladıktan sonra çok daha fazla iş yapmaya başladı. İçeri dönüyor çünkü. İçeri dönüyor, içeri asist yapıyor, şut atıyor. Sağ oyuncu, ayakla şut atıyor. Evet. Bence biraz da süre kaybetti. Yani yaşı çok genç ama daha önce de çıkabilirdi bence Burak. Orada çok daha önemli iyi isimler var aslında, genç isimler. E, Fenerbahçe As için doğru bir isim mi? Şimdi alabilirsin Ama hani O sene bu sene deyip de Ben işte onu söylüyorum abi bak Stoper %100 katılıyorum transfer doğru bir transfer Yani Hı. Takımın baktığın zaman eksik olan bölgesine Tanat %100 Bak Burak %100 Bunlar güzel işler Ama işte bunları yaparken hem genç oyuncu Hem şey yetenek işte takıma uyum sağlayabilecek mi? Büyük takım farklıdır abi. Hocam Farklı. zaten bu transfer için doğru transfer mi demek erken bir soru. Evet. Niye? Oyuncu gelir formayı da kapabilir bir taraftan. Ama bu tip transferler... Mevkisel olarak, olarak doğru transferler. Hocam şey de düşündür bu tip transferlerde. Geldi evet. Burak diyelim Fenerbahçe seviyesinde olduğu görülmedi. Verirsin iyi bir grübe ve takip yaparsın. Devamlı Tabii. takip Burak edersin. Burak'ı isteyen çok, çok kulüp var biliyorum yani var ama Fenerbahçe'de bu teklifte bulunmuş. Ee, bu arada mesajlar geliyor izleyicilerimizden. Eskişehir Spor'un genç yeteneği Bilal Ceylan Beşiktaş'a gidiyor mu şeklinde. Bu tip haberler var. E, ee, bilgileri alırız size iletiriz. Genç bir oyuncu Sabek'te bütün e, teknik direktörleri onunla ilgili konuşurken e, Mustafa Hoca konuştum. Gelecek vadeden müthiş bir oyuncu dedi. Eskişehir Spor kadrosundaki en değerli gençlerden birisi dedi. Çok <laughs> ve bir son dakika transfer haberi için araya giriyoruz. Fenerbahçe uzun yıllar sarı lacivertli formayı giydirmeye hazırlandığı Atila Salay için artık son düzlüğe girdi. Sarı lacivertliler oyuncunun kulübü Apollon'a 2 milyon avro ve sonraki satıştan %15 pay teklif etti. Apollon'un bu teklifi kabul etmesi bekleniyor. Salay ile anlaşan Fenerbahçe, sezon başında transfer ettiği Lemos'tan beklediği performansı alamamıştı. Son dakika bilgisine göre Fenerbahçe, Salay'ın kulübü Apollon ile anlaştı. Fenerbahçe'nin en isabetli transferi olan Pelkas'ı Türkiye'ye getiren Paul Kautsolyakos, genç stoperi de Fenerbahçe'ye getiriyor. Bon servis bedelinin 400 bin avroluk kısmı Macar Mezökövs kulübüne gidecek. Genç oyuncu Türkiye ile Macaristan arasında oynanan milli maçta da forma giymişti. Salay transfer.